vallahi bu bayram tatili yani bana o kadar yaradı ki. Ay çok iyi hissediyorum ya enerjimi. Ay sen bir de bana sor. Ay Şeysellerde ay böyle bir hafta deniz vacation'ı yaptım. Pırıl mis bir kafadayım. Ay ama belli oluyor değil mi? Evet evet çok belli, bronzlaşmışsın biraz. Ya. Ay ben başladım. Ama çok yakışmış. Ha. Değil mi? Evet evet. O kadar yakışmış evet. Ki saçın üstündeki mor falan çok bronzluğuna yakışmış. Şey ben de işte böyle marsık gibi oldun çok yani diye laf sokarsın diye korkmuştum. Ne alaka? Yakışmış mı? Ay, yeter evet. Yakışmış o doğru söyle. Ay çok yakışmış biliyor musun? Ya. Hatta insan gözünü bile alıp bana bak. Ha. Bana bak. Ha. Kime benziyorsun sen ha, şu kime? An? Şu an buldum. Kime? Rihanna! Ay geldi! Ay nasıl? Gerçi dur fotoğrafımı çekeyim. Vallahi aynı Rihanna. Aynı. Şey, kızlar bu arada Kazım Bey. Mesut Bey'le yapacağımız toplantıda en iyi intiba bırakana terfi var demiş. Ne diyorsun? Söylemesin. Heyecanlı bir gün yani. Çok çok. Ay hadi inşallah ya. Kızlar, güneşin ve gündüzün enerjisi sizinle olsun bir tanelerim. Ne yapıyorsunuz? Elimi tut. Aba baba baba. Acıyor. Aba baba baba baba. Ababa hareketlere bak bak. Ababa. Naime. Ay o ne tatlı bir giriş. Ya. O ne tatlı bir merhaba demeler. O gergin Naime, o sinirli Naime yok. Sanki onun yerine pamuk gibi biri girdi yani kapıdan. Hayırdır? Çivet yaramış sana. Ya yaradı biliyor musunuz? Ben de bir haftadır size onu anlatacağım deli gibi onu bekliyorum. Kızlar biliyorsunuz bu iş hayatındaki rekabetten, hırstan, içimdeki kötülükten arınmak için ben Tibet'e gittim. Ve Tibet'te bir hafta kaldım ve içimdeki bütün kötülüğü çıkarttılar biliyor musunuz? Aa, içindeki bütün kötülüğü çıkarttılar yani. Nereye çıkarttılar? Nerede kötülük? Ne oldu ona? Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Apayrı bir insan oldu. Yani içimde o kadar çok kötü niyet varmış ki o ete kemiğe büründü. Nasıl yani? Ya şöyle, şimdi Tibet'te bir tane şey vardı, ayin vardı. Şimdi içindeki kötülüğü alıyorlar, bir suya batırıyorlar. Yeniden doğuş suyu deniyor ona. Benimkini de batırdılar. Ve biliyor musunuz, bir insan oldu. Beraber geziyoruz. Ben kötü niyetimle beraberim şu an. Asabım bozuldu. Peki şey, kötü niyetin nerede mesela şu an? Tuvalette. Şimdi bir dakika. Sen içindeki kötülüğü çıkarttılar şu anda tuvalette derken ishal falan mı oldu? Ya çiçek. Aa ama aşk olsun şu anda söylenecek şey var söylemeyecek. Kızım insan oldu diyorum. Niye inanmıyorsunuz ya? Şu an tuvalette tuvaletini yapıyor. Gittik kıyafetler seçtik ona. Kıyafet aldık yanımda gezdiriyorum yani. Ama bakın kızlar sizden bir şey rica ediyorum. Tibet'teki keşişler dedi ki sakın dedi kovmayın. O zamanla kendi kendine gider dedi. Lütfen beni birazcık idare edin ne olur. Ay ederiz ne kadar kötü olabilir ki zaten. Hiç ya. Çirkin karılar burada. Ne yaparsınız çirkefler? Ha? Ne yapın? Kızım bu ne lan? Marsık gibi olmuşsunuz ha? Marsık mı? Hani Rihanna olmuştun? Rihanna mı? Yalan söylemişler sana. Tarık Mengüç gibi olmuşsun. Canım, hayatım, bir tanem Özge. Özge sen ona bakma. O kötü niyet işte ya. Yani şahane görünüyorsun gerçekten. Hemen de konuyu değiştireceğim. Yeter sen ne yaptın? Nasılsın? Nasıl gidiyor her şey? Vallahi iyi gidiyor. Kızlar biliyorsunuz işte. Ha, tepkileri de var. Şey, kızlar biliyorsunuz işte. Ben de görüşmeyeli anne oldum. Ya, bu salak bir anne oldu ya. Bu salak bir anne oldu. Bekarım ben bekarım. Birini buldu. Ben nasıl bekarım? Bu nasıl bir şey ya? Niye böyle oluyor? Naime, ne diyor bu? Ya kızım fesat işte içteki kötülük takmayın Allah Allah. Sen göster bakayım şu bebişim fotoğrafını. Çatladım yemin ediyorum. Ay kızlar baksanıza bebişime. Doğru. Bak. Neşe takip de borcu da var. Hadi de hadi. Ben diyeyim de ben. Benim bakayım. Benim bakayım. Saldırın. Basına haber verin. Deccal bu. Ne? Senin içine ama
kız. Benim iki yan yeter. Bak, sus, sus şu içini. Tamam hayatım. Önemli değil kızlar. Gel, gel, gel. Ayrıca çok tatlı bir çocuk bence. Aynı babasına benzedi. O zaman baba da orangutan. Bir şekilde birinde maymunluk var. Ya da babası başka biri, o da olabilir. Aa, bak Çiçek geçen gün söylemişti. Demişti ki babasına hiç benzemiyor. Acaba babası başka biri mi demişti? Çiçek. Değil mi kız? Kuru, kurumuş. Kurumuş, küflü. Söyledi. Çiçek böyle bir şey söyledi. Hayır tabii ki söyledi. Uyduruyor bu ama yeter. Saçmalıyor bu. Kızım yalan söylüyor. Tabii ki yok böyle bir şey. O ne demek ya? Naime gitsin bu buradan. Gidemez. Gidemez. Keşişler göndermeyin. Kendi kendine zamanla eriyecek dedi. Bir sonrakinde eğer gönderirseniz içinize tekrardan girebilir dedi. Lütfen acık idare edin Çiçek. Sen ne yaptın ya? Hoşlandığın bir çocuk vardı. Ne oldu? Valla oldu bir şeyler. Ya! Ne oldu? Söyle, söyle. Ya zaten biz tatilde de beraberdik. Yani kim olduğunu söyleyemeyeceğim tabii ki. Ama çok mutluyum kızlar. Ay. Ya, çok tatlı oldu. Çok mutlu. Evet, çok mutlu ol. Çok. İnşallah ayrılırsınız. Naime, neyse öyle böyle diyoruz ama iyi ki aldırmışsın sen bunu. Diyoruz, değil mi? Fatma Gül'ün yengesi gibi tipe bak. Hayır, düşünüyorum da yıllardır bizim için böyle hisler mi besliyordun? Ay gerçekten. Evet Naime ya. Öyle mi kızlar, öyle mi? Ben Tibet'ten o kötülük çıkaran sudan getirdim. Hepinizi bir sokalım, bandıralım, içine çıkaralım. Bakalım sizin kötü niyetiniz nasıl? Hayır, hayır. Hadi, hadi. Hadi. Eşimiz çocuğumuz var. Hadi. Allah Allah, çocuk oyuncağı mı bu? Bana bak, birazdan toplantı başlayacak. İn masadan şuraya otur, izletme bizi bak. Keşişlerine söylerim bak seni, keşişlere. Hayır, lütfen. Keşişlere söylerim. Toplantıya hazırlayın bakalım. Evet. Çiçek Hanım nasılsınız? Kazım Bey iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sağ olun. Çiçeğe konan arı da geldi. Naime Hanım. Bu, evet. Bu içinizdeki kötülük mü? Evet, evet buyurun. Maşallah. Yıllardır da çalışıp şu hıyara para kazandırıyorsunuz ya. Hakikaten oymuş. Ya. Sorun oluyor değil mi? Hayır efendim, ne sorun olacak Allah aşkına? Benim için hiç fark etmez. Vallahi bir maaşla iki kişi çalıştırmış oluyorum. Yani biliyorsunuz bugün çok önemli bir toplantımız evet. Var. Bu toplantıda varlık gösteren, performans sergileyen hangi arkadaşımız olursa ona bir takviye vereceğiz tabii. Efendim, Mesut Bey geldiler. Alsana kızım içeri, ne bekletiyorsun? Tamam. Leman, gerçekten elbisen çok güzel. Evet. Çok yakışmış. Büyük göstermiş Leman. Ben bu elbiseye 1.000 lira verdim, pislik. Keşke vermeseydin, kötü olmuş. Boşuna vermişsin. Mesut Beyciğim, hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Buyurun lütfen. Hoş bulduk. Merhabalar, oturun lütfen, rahatsız olmayın. Herkes otursun, evet, lütfen oturun, oturun. Evet. Değerli arkadaşlar, biz Mesut Tekstil olarak sizinle bu toplantıyı yapmayı çok önemsiyoruz. Zira biz partner şirketleriyle büyüyen bir şirketiz. O yüzden sizinle açık konuşmak isterim. Arkadaşlar, dışarıdan bizi nasıl görüyorsunuz? Göremiyoruz, burnunuz engel oluyor. Efendim? Bak sese de engel oluyor. Bir şekilde ses de oraya ulaşmıyor. Rüzgarı kesiyor da demek. O yüzden. Ya bu nasıl bir şey ya? Yanardağ gibi bir şey bu. Siz nezle olunca tutunamıyor olur mu? Mesela siz sokağa çıksanız gölgenizden önünüzü göremezsiniz. Ha! Ya siz de bir şey söylesenize. Bu burada konuşmayacağım. Burcu Hanım. Susalım lütfen. Hayır, bir dakika, bir dakika. Açık konuşmaktan kastettiğim tam da buydu zaten. Bunu istiyorum. Hatta ben de biraz açık konuşmak istiyorum. Yeter Hanım, at gibi ağzınız var. Çiçek Hanım, sopa gibisiniz. Ha, doğru diyor. Naime Hanım. Evet. Makyaj malzemesi diye bir şey var, bunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Kazım Bey, buyurun. Sizi hala ananız mı giydiriyor? Özge Hanım, Tarık Mengüç gibisiniz. Aslında bak çok doğru söylediniz biliyor musunuz? Yani harika dürüst başladık. Ben de dürüst olmayı çok severim. Valla ben de çalışanlarımın bu vergi ödemelerini yapmayayım. Bayağı bildiğiniz süt banyosu yapıyorum hep o parayla. ne yapsak? Çiçekle çıktığımı söylemiş miydim size? Evet, evet. Biz evet çıkıyoruz.
Hiç de yeri değil ama artık itiraf edeyim yani. Kendisi bana açıldı ve beni bulmak için her yere baktığını söyledi. Doğru, her yere baktı. Özge'ye baktı, tın. Yeter'e baktı, fın. Ona sıra Naime'ye baktı, oldu. Her çiçekten bal, ha? Seninle sonra konuşacağım Kasım. Sana da teşekkür ederim dürüstçe söylediğin için kötü niyet. Aa, çok da... Ya Mesut Bey, çok özür dileriz. Gerçekten böyle özel meselelerimizle sizi bir takım sorunlara gark etmiş olabiliriz. Kusura bakmayın lütfen. Sizi yorduk. İzin verirseniz bence artık işimize devam edelim. Şöyle fiyatlandırmalarımızdan bahsetmek istiyoruz efendim sizlere. Bakın fiyatlar mevcut burada. Mont başına 10 liradan düğmelerimiz var. Yalan söylüyor. 2 liralık düğmeleri 10 liraya size satıyor. 8 liraya dırış bindiriyor. Ay ne münasebet efendim, ben onları bizzat Paris'e gidiyorum, oradan getirtiyorum. Lütfen yanlış anlama. Paris'e gidiyor. Toskoparan'la ama aktarmalı. Toskoparan'da kardeşi var babam. Tamam mı? Gidiyor kardeşine, alıyor oradan malları. Ondan sonra cebine indiriyor ekstra parayı. Ondan sonra o fiyata sattım diyor. Vallahi rezil olduk ya. Yani ne derseniz haklısınız, biliyorsunuz değil mi Mesut Bey? Ne oldu şimdi? Bitti mi? Anlaşma olmayacak. Asla. Benim bir sözüm vardır. Önemli olan kazıklanmak değil. Önemli olan kazıklandığını anlayıp yine de ayakta durabilmektir. Vay be, siz bu ilkelerle bayağı Allah'a emanet gitmişsiniz maşallah. Mesut Bey, nedir durum yani şimdi? Ne diyorsunuz? Anlaştık mı, anlaşmadık mı? Ne oldu yani? Tabii ki anlaştık. Bu çalışanınız sayesinde sizinle anlaşıyorum. Benim sizin gibi açık sözlü ortaklara ihtiyacım var. Görüşmek dileğiyle. Naime Hanım. Sizin içinizdeki kötülüğünüz ve siz terfi ettiniz daha. Tebrikler. Mesut Bey. Nasıl? Terfiyi biz aldık. Hadi bakalım karılar. Karıları bağlayın. Ya kızlar kusura bakmayın. Vallahi oldu bir şekilde. Nasıl telafi edeceğim bilmiyorum da. Yok canım, iş hayatında kötüler kazanıyormuş. Onu anladım. Naime. Ne oldu? Naime. Şu sudan biraz daha kaldırdım. Hayır anam, bana kadar. Hayır, bana Naime demin veriyor onu ama. Naime diyor. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de